Darwin'i ne kadar biliyoruz? O da ayrı. Darwin dindar bir adam aslında, onu söyleyeyim. Yani kilisenin bahçesinde gömülü şu anda. Yani kendi dinine inanan bir adam nihayetinde. Yani o dinsizlere katkıda bulunayım, dinsizliği yayayım, ateizmi genişleteyim falan diye böyle bir şeyin içine girmemiş. Kaldı ki ben burada ciddi manada Darwin'in eleştirilerim var. Darwin, yani Darwin'in evrim teorisindeki boşluklar, Darwin'den sonra Darwinci evrim teorisine yapılan müdahaleler, yalanlar, düzmece bulgular, bulgular üzerinde oynamalar, sahtekarlıklar diye bir başlık var burada. Evrim sahtekarlıkları. Ayrıca Darwinci evrim teorisine getirdiğim en büyük eleştirilerden biri burada sosyal Darwinizm. Güç tutkusu. Bugün Hitler'i ortaya çıkaran mantığın kendisi. Nedir? Güçlü olan yaşasın, zayıf olan ölsün. Bu şiddetle eleştirilmesi gereken bir şey. Sosyal Darwinizm bir şeytandır. İnsanlık düşmanıdır. Neden? Zayıfa hak vermiyorsun. Zayıfa hayat hakkı tanımıyorsun. Güçlü olan yaşasın diyorsun. Zayıf olan elensin. İşte natural selection dediği şeyin sosyal hayata uyarlanması. Aslında bunu Nietzsche'de de görüyoruz. Çok ilginç. Şandala adını koyuyor Nietzsche. Efendim, zayıfın hakkı yok edilmektir diyor. Çok ilginç. Zayıfın hakkı yok edilmektir. Onun için güce tapıyor. Güce tapan bir nesil istiyor. Yani Übermen diye de bir insan tipi çıkarıyor. Süpermen yani gibi. Onun için sosyal Darwinizm şiddetle yerilmeli ve eleştirmelidir. Yani Darwinci evrimcilikte eleştirilecek birçok nokta var. Özellikle evrimcilerin yalanları, evrimi doğrulayacağız derken manipülasyonlar, buluntular üzerinde, bulunan malzemeler üzerinde, efendim fosiller üzerinde oynamalar, sahtekarlıklar, şunlar bunlar. Bunlar da dile getirdim ben. Ayrı ayrı başlıklar halinde. Ama bir şey istismar ediliyor diye onun hakikati inkar edilir mi? Allah'ın sünneti diyorum. Allah'ın evrim sünneti anlaşılmadan Allah'ın yaratması asla anlaşılamaz. Niye biz bununla savaşıyoruz Müslümanlar olarak? Kim itti bizi bu kör kuyuya? Asıl bunu soruyorum. Onun için evrim sünnetullah'tır bu anlamda. Sünnetullah'la biz niye savaşalım ki? Hristiyanların hatırına niye savaşalım? Evanjelik Hristiyanlar için onların savaşını niye biz İslam'ın içine taşıyoruz? Bizim savaşmamız gereken şey tesadüfçü evrimcilik. Yani ne yapıyorlar? Tesadüfü Tanrı'nın yerine koyuyorlar. Tanrı diyorum, Allah demiyorum. Çünkü koydukları yer o. Efendim, Allah'ın yerine bir şey koyamazlar zaten. Efendim, ne yapıyorlar? Bütün bu evrim süreci tesadüfen oluşmuştur. Yani ama izah edemiyorlar. Bilinci izah edemiyorlar. Dawkins de dahil evrimci, yani materyalist evrimciler ilk DNA'yı izah edemiyorlar. İnsanın konuşmasını izah edemiyorlar. 16 tane maymun türü var. Ana tür. 16 tür içerisinden bir tanesi dik yürüyor. Bonobolar. Gerçekten de dik yürüyorlar, yük de taşıyorlar. Bugün var bu tür. Fakat bonobolar üzerine ömrünü harcamış bir kadın, bilim kadını aynen şunu söylüyor. Kendisi de evrimci yalnız. Hatta materyalist evrimci, ateist evrimci. Aynen şunu söylüyor. Bir ömür uğraşın bir bonoboya ah bile dedirtemezsiniz diyor. Buyurun.